Şimdi Peygamber Efendimizin yani Kur'an'dan öğrendiği hükümler olduğuna göre yani Rabbimizin öğrettiği metotla bunları bize anlatmıştır. Dolayısıyla bize bir takım uydurma rivayetlerden hareketle Peygamber Efendimizin bütün sünnetini reddederek bize Kur'an yeter diyenler yani hikmet ayetlerini reddetmiş olmuyor mu diye sormuşlar. Yani şimdi bugün şu var. Bakın, eğer siz kendinizi öne çıkarmak istiyorsanız, bunun en kolay yolu dini kullanmaktır. Çünkü insanları en kolay dinlerini kullanarak sömürebilirsiniz. Burada da bakarsınız toplumda Kur'ancılık para yapıyorsa Kur'ancı olursunuz. Sünnetçilik para yapıyorsa sünnetçi olursunuz. Gelenekçilik para yapıyorsa gelenekçi olursunuz. Sizin için önemli olan sizin itibar görmenizdir. Yoksa dinin itibar görmesi değil. Eğer böyle olursanız sizin için hikmetin şunun bunun önemi yok. Orada hangi şey slogan olarak işe yarıyorsa onu kullanırsınız. Ama gerçekten doğru dini yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu prensiplere uyarsınız. O ekibi kurarsınız. Çok ciddi çalışmalar yaparsınız. Mesela bizim burada kadınların dövülmesiyle ilgili yazıyı okumuşsunuzdur. Ya kaç yıl çalıştık onun üzerinde? Kaç yıl ekip olarak? Çünkü yanlışları düzeltmek o kadar zor bir şey ki. Tarihin eski dönemlerinden geldi. Efendim kölelik ve cariyeliğin olmadığını ortaya çıkarmak için kaç sene çalıştık burada? Tek kişi değil, ekip olarak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği metotla hareket ettiğiniz zaman Resulullah'ın ortaya çıkardığı hikmetleri de rahatlıkla görüyorsunuz. Resulullah'tan gelen o hikmetlerle yani o uyguladığı doğru çözümlerle siz bilginizin doğru olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Yani Resulullah size de hikmet öğretmiş oluyor. O hadislerle. O zaman hiçbir zaman hadisi reddedemiyorsunuz. Ama hadis diye uydurulmuş sözlerin yanlışlığını da o metotla ortaya çıkarıyorsunuz. Orada muhteşem bir şey oluyor ve müthiş bir çözüm zincirleri oluşmuş oluyor. Ama işte bakıyorsunuz ama bütün mesele oluşan havadan yararlanmaksa hadislerden bir iki tane böyle uç örnekler alarak tüm hadislere şey yaparlar. Ya da bir iki tane uç ayetleri kendi keyiflerine uydurarak Kur'an'ı kendi şeyleri için, itibarları için kullanırlar. Olacak, ne yapalım? Olacak. Onlar bizi ilgilendirmez. Allahü Teala ve derhum ma yefterun diyor. Bırak onlar iftiralarına devam etsinler. Bizim için önemli olan doğruları yapmamızdır. Sağa sola bakamayız. İbrahim Aleyhisselam gibi hep önümüze bakar, doğru yolda yürürüz.